Evet, kim geldi biliyor musun? Bilmiyorum. Ailenizin robotoloğu. O kadar güzel ki bilmemek mümkün mü? Selda Ökten bizlerle, kendisi romatoloji uzmanı. Aa, ne güzel söyledin. Hoş geldin Selda'cığım. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim. Siz nasılsınız? Benim kelime hatalarımla. Konuşma, öyle değil, öyle yanlış anlatıyorsun. Siz yokken bir sürü şey oluyor. Ben burada bazı kelimeleri tabii ki söyleyemiyorum Latince evet, kökenli oldukları için, birçoğu. Çok dalga geçiyor ve o kadar ahım ağladı ki bak, alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Anladım. Bu hafta hiçbir şey söyleyemiyor ve o kadar gülüyorum ki. Anladım. Ben de size romatolojiyi öğretmeye geldim doktorcuğum. Gerçekten, romatoloji nedir? Yani herkes romatizmam azdı, romatizmam var der, yaşlılar özellikle. Nedir romatizma? Şimdi romatizma aslında kelime anlamı olarak eklemlerde iltihaplı sıvı birikmesi demek. Latince kökenli, eski Yunan kökenli bir kelime. İltihaplı sıvı birikmesi. Evet, kötü iltihaplı sıvı birikmesi anlamında kullanılıyor. Çok ağrılıdır o ya. Evet, ağrılı bir hastalık. Ama sadece eklemlerle sınırlı olmadığı görülmüş artık romatizmanın. Daha çok birçok organ sistemini, dokuyu tutabilen, tepeden tırnağa, cildi, böbrekleri, iç organları, damarları tutabilen hastalıklar grubu. Yani büyük bir grubun ismi aslında romatizma. Peki bir şey söyleyeceğim. Gerçekten yağmuru önden fark ediyorlar mı? Var mı? Bu doğru mu? O sadece şöyle söyleyeyim. Hani Kemal Sunal'ın bize kazandırmış olduğu literatüre evet, bir durum. Bu hani romatizma göstergesi değildir ama romatizmal hastalıklar genelde o havalarda biraz ağrılarını daha fazla hissederler. Rutubetten sıvı mı oluyor ondan mı? Sızlamayı daha çok hissederler. Sızlamadan sadece dolayı onlar da yağmur yağacağı bağlıyor evet, meseleyi. Şimdi biz romatizmaları gruplara ayırarak tamam, inceliyoruz. Hani bu gruplardan bir tanesi bağ dokusu hastalıkları. Hani herkes tarafından bilinen romatoid artrit, lupus, sedef romatizması gibi olanlar bağ dokusu hastalıkları grubuna giriyor. İkinci bir grup olarak omurga romatizmaları grubunda inceliyoruz. Genellikle ankilozan spondilit, sedefe bağlı spondilit, hani omurgasında şekil bozukluğu yaratan cinsle ve kalça, diz eklemlerinde daha çok şişlik yaratan cinsler romatizmalar var. Bunun dışında damar romatizmaları var. Bu da çok büyük bir gruptur romatolojik hastalıklar içerisinde. Vaskülitler dediğimiz. Hem büyük damarları hem orta ve küçük çaplı damarları tutar. Ve bunlar da çok değişik türde yakınmalara yol açabilir. Yani ciltte döküntülerden tutun, böbrek yetersizliğine kadar ya da akciğer zarlarında, alveollerinde problem yaratıp kanamaya neden olması şeklinde. Yani çok değişik doku ve organlara yönelik çok çeşitli farklı şeylere yol açabilir. Bir diğer grup dejeneratif eklem hastalıkları dediğimiz ki bunlardan en çok bilinindeki kireçlenmedir. Bu da yine romatizmal hastalıklar kapsamında yer alır. Metabolik hastalıklarda ve diğer enfeksiyon ajanlarıyla yani mikroplarla oluşmuş bir takım İltihaplı eklem hastalıkları da bizim kapsamımıza girer. Peki genel olarak yaşlılık hastalığı mı gerçekten? Peki hayır, öyle zannetmiyorum çünkü gençlerde de çok duyuyorum artık. Çok var. Evet. Kesinlikle. Aslında eskiden hani yaşlılık hastalığıymış gibi ay yaşlandım eklemlerim kireçlendi idi. O tamamen mit. Şöyle evet, ki yaşlılıkta görülen eklem ağrılarının çok büyük bir kısmı kireçlenmedir. Ama zaten romatizma dediğimiz şey şu: vücudun bağışıklık sistemi hücrelerinin kendi dokularıyla savaştığı hastalıklar grubu. Yani bunun da yaşı yok. Yaşsız. Yani bebeklik yaşından itibaren çocuklarda, genç erişkinlikte özellikle 25 ila 45 yaş arasındaki doğurganlık çağı kadınlarında çok daha sıklıkla ortaya çıkıyor romatizmal hastalıklar. Hani 60-65 yaş üstünde yeni başlamış şikayetlerin çok büyük bir kısmı kireçlenmedir zaten. Evet. O yüzden bizim hasta grubumuzu hani çocuklar, gençler ve genç erişkinler oluşturuyor çoğunlukla. Hepsi. Evet, aslında evet, yani. Evet, evet hepsi. Ben 7'den 77'ye her yaşa bakabiliyorum. Ama ha, tabii ki çocuklara, çocuk romatoloji uzmanları daha çok bakıyorlar. Ama sayımız zaten çok az olduğu için ben de 13 yaşa kadar bakıyorum. 13 yaştan sonrasına bakıyorum. Serdar'cığım çok enteresan. Benim dizim ağrıyor diyen bir 20 yaşında bir insan
herhalde romatizma doktoruna gidiyorum, romatizma hastalıklar uzmanına gidiyorum derse herkes güler. Evet evet. Ya git bir fizik tedavi görsün ya da git bir ortopedi görsün evet. der. Hani evet. Halbuki baştan bir dakika bende romatizma var mı yok mu diye sana gelmesi lazım. Kesinlikle, çünkü bu yanlış bilgilendirmelerden ortaya çıkıyor. Normalde gençlerde hani şöyle söyleyeyim, bir diziniz şişti, 3 ay sonra el bileğinize bir problem oldu, biraz zaman geçti topuğunuz ağrıdı. Mesela böyle tekrarlayan birden fazla sayıda ekleminizde bir problem yaşadığınızda bunun mutlaka altında romatizma olup olmadığını araştırmak gerekir. Yani her seferinde ortopediste ya da fizik tedaviye gittiğinizde onu o ekleme özel düşünerek gidiyorsunuz. Ama şöyle geriye yönelik baktığınızda bu bir birikim. Bir orada bir orada. Belki vücudunuzda o sırada eş zamanlı başka bir şikayet var. Mesela deri döküntüsü var. Mesela ağız kuruluğu var. Göz kuruluğu var. Saç dökülmeleriniz başladı. Bunlar bağdokus hastalıkların belirtileri olabilir. O yüzden çok yaygındır. Ama tabii benim öncelikle hastalarımızı, kişileri uyarmak istediğim nokta şu. Sizin bir eklem probleminiz var. O tekrarlayıcı özellikle her seferinde farklı bir eklemde, birden fazla sayıda eklemde problem yaşıyorsunuz. Dinlendiğiniz zaman ağrılarınız ve tutukluklarınız artıyor. Hareket ettiğinizde daha rahatlayıp ağrılarınız hafifliyorsa bu ağrı tarzı daha çok romatizmayı işaret eder. Bu durumda fazla oyalanmadan evet. romatoloji uzmanına gitmekte fayda var. Niye azsınız? Sayımız az dediniz değil mi? Şöyle, romatoloji uzmanlığı bir üst ihtisastır. Evet. Öncelikle iç hastalıkları uzmanı olmak gerektiriyor. Onun üzerine yapılan bir ikinci uzmanlık dalı. O yüzden bir Anladım. 8 yıllık bir eğitim süresi. O yüzden de sayı, yani süre uzun olduğu için herkes de yapmıyor. Tıp okumaya gerek var mı bu arada? Bir de 7 yılı var. Öncesinde de bir 6 yıl tıp fakültesi var tabii. Siz 6'lıklardansınız, biz 7'liklerden. Öyle mi? Çok havalısınız. 6'lıkmış da o 7'yi. Biz yok canım, sizinle aynı fakülte mezunuyuz evet, üstelik. Evet ya bak şimdi yani. Benden 2 sınıf mı? 3 sınıf büyük. Büyüktür. Deme öyle. Büyüktür. Bence deme yani. Büyük görünüyorsunuz. Ablamızdı. Ne ablası ya? Benim kardeşim duruyor. Sen ne anne konuşuyorsun? Değil mi? Bence baksana de. Güzel saygısından diye. Ablamız der. Bizde ama önemli bir şey. Ege sırf mezunları, sataşmak olsun. Bak İstanbul'da olan Ege mezunları birbirini evet çok tutarlar yani. Tabii. Değil mi? Tutun tabii daha ne İstanbul'dayız olacaktı? Bu arada aman değil mi? Evet İstanbul'dasın. Selda'yı arıyorlarmış hocam İzmir'de neredesiniz falan diye. Hayır, İzmir mezunuyuz ama İstanbul'dayız. Evet. Evet aynen öyle. Peki yani bu tür olaylarda eklem kas problemleri çeken veya bu çektiklerinin romatizma olup olmadığını anlaması için romatolog bulamazsa ön tetkikleri var mı? Hadi gitsin bir kan versin bende romatizma var mı desin ki yapılıyor birkaç tane böyle test. Doğru haklısınız ama... Verir mi onlar? Hayır her şey sonuçta şöyle bir kısmını belirleyebilir. Mesela öncelikli olarak sedimentasyon ve CRP dediğimiz iltihap göstergeleri romatizmal hastalıkların %80'inde yüksek olabilir. Ha. Ama %20'sinde yüksek bulmaya da bilirsiniz. Hmm. Yani o hastalığın o an aktif olmadığı bir dönemde olabilir veya spondilartritler dediğimiz hastalık grubunda genellikle o yükseklikleri her zaman saptamayabilirsiniz. Dolayısıyla bizim tanıda kullandığımız testler tamamen aslında yoruma da dayalıdır. Spesifik testler vardır, bir de non-spesifik testler vardır ve bu testlerin o anki klinik bulgularla, hastanın yakınmalarıyla, muayene bulgularıyla uyumlu olup olmadığına göre yorumlanır. Geçen bir hastayla bir ortak hastamız paylaştık. Hatta işin içinden ben çıkamadım. Sağ olsun Selda baktı. Hatırlarsan skleroderma evet. dedin ama yok. Bunun kliniği hiç uymuyor. Takip edelim dedin. Evet. Ben şaşırdım kaldım mesela. Evet. evet. Klinik çok önemli. İlla kesinlikle. Kana baktınız. Evet. 2 kere 2 4'tür dedirtmiyor tıp. Dedirtmiyor. Yani hastanın klinik bulguları yok. Laboratuvar bulgularındaki pozitifliklere göre hemen o hastayı o tanıyı yapıştırmıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu hastayı izlemeye alalım. İhtimal var yani diyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu olabilir. İleride dönebilir. Ama evet. şu an klinik bulguları yok. İzleme alıyorsunuz. Çünkü romatizma dediğimiz zaman kullandığımız ilaç tedavileri de çok önemli. Dolayısıyla bir hastaya bir ilacı verirken tanıdan emin olmak ve kesinlikle gerektirip gerektirmediğinden emin olmamız gerekiyor. Evet mesela bir hastam vardı. O da 4 dörtlük ankiloz. Hı hı. Yani
klinik olarak ankiloz ama kan testleri tertemizdi. Evet. Ama sen onu mesela tedavi altına aldın. Aynen. Evet. Şimdi dolayısıyla hani romatoloji dışındaki bir bölüme gittiklerinde kan tahlilleri normal, sende romatizma yok denen hastalara romatizma tanısı koyuyoruz biz. Peki tedavide yüzde kaç başarınız var? Şöyle söyleyeyim, romatizman hastalıklarının tedavisi hani belirli sürelerle kısıtlandırılmış değil. Hayat genellikle, boyu mu yani mesela bu tedavi? Yakın, öyle de diyebiliriz. Ama şöyle, mesela hastalığı kontrol altına alana kadar birkaç değişik ilacı bir arada kullanabiliyoruz. Ama her şeyi kontrol altına aldıktan sonra ilaçlarımızı yavaş yavaş çekiyoruz. Azaltıyoruz. Hı. Mesela tek bir ilaca düşüp çok minik dozda devam ettiğimiz görülüyor. Peki mesela bazı hastalıklarda işte şeker hastalığında, işte tansiyonda ya da işte bel fıtığın, boyun fıtığın varsa artık yaşam boyu bazı şeylere dikkat etmen gerekiyor. O hastalıkla yaşamak diye bir şey var. Doğru. Romatizmada dikkat edilmesi gereken şeyler ne? Bu hastalıkla yaşarken neler yapılmalı, neler hiç yapılmamalı? Var mı böyle bir şöyle liste? Şöyle söyleyeyim. Aslında önemli olan öncelikle düzenli doktor kontrolü. Ha. Yani hastalığım artık geçti bitti diyerek bu işi boş vermek uygun değil. Bir kere 6 ayda da bir olsa, yılda bir de olsa artık onu hekiminiz zaten size bir çizelge yapar. Ona göre takiplere gitmekte fayda var. Kullandığınız ilaçlara göre mesela kortizon almaktaysanız asla tuzlu yememelisiniz. Yine romatolojik hastalıklarda belli bir beslenme önerilerinde bulunuyoruz. Hastalığım artık rahatladı, şu anda bir şikayetim yok diye yine beslenme önerilerimizin dışına çıkmak doğru olmaz. O yüzden başa sardırabilir. Tabii de başa sardırabilir. Dolayısıyla hem beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Hem hani düzenli ilaç kullanımı ve düzenli hekim kontrolüne dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de böyle kaplıca, ılıca, termal tedavi gibi şeylere hastalarımız çoğunlukla kendi başlarına karar veriyorlar. Bu çok sakıncalı bir durum. Eğer böyle bir istekleri, planları var ise hekimlerine danışmaları gerekiyor. Zamanlama açısından bazen hiçbir şekilde önermiyoruz. Bazen de evet şu anda uygun bir dönemdir, kısa süreli, çok sıcak olmayan termal sulara girebilirsiniz şeklinde izin verdiğimiz durumlarda olabiliyor. Genelde sıcak çünkü onların mevcut semptomlarını arttırıyor herhalde değil mi? Agrave ediyor. Yani o anki mevcuttaki iltihaplı problemini çok ayyuka çıkarabilir ve çok şiddetli ağrılar yaşayabilir, şişmeler yaşayabilir, hastalığı alevlenebilir. Dolayısıyla bu kararı kendi kendilerine vermemeleri gerekiyor. Demek ki hep bir uzman kontrolü olacak, sağlık. Evet. Yani oradan hep kontrolle gidecek mesele. Evet, yani beslenme de dahil, yani yaşam tarzı. Değişiyor. Evet, yani sonuçta biz hastalıklarımızı piyangon sonucu kazanmıyoruz. Ne olursa olsun bir şeye yanlış baktık yani. Kontrol edebildiğimiz ya da edemediğimiz çevresel faktörler var. Bizim için eğer bir hastalık var ise kontrol edebildiklerimizi kendi adımıza kontrol etmek. Bunların başında da sağlıklı yaşam şartları geliyor. Beslenme geliyor, uyku düzeni geliyor, spor geliyor, biraz hareketli olmak geliyor. Bunlara da dikkat etmek önemli. Serdar'cığım biz seni haftada en az bir bekliyoruz. Niye gelmiyorsunuz hakikaten? Gelirim, daha siz haftada en az bir. Gönlümüz açılıyor, beynimiz açılıyor. Her yerde niye geliyorsunuz yani? Merse, ben size istediğiniz her konuda açıklama yaparım her yaşasın, zaman. Yaşasın, her zaman bekliyorum. Romatizmayı öğreneceğiz. Öğrendik, anladım meseleyi kavradım ben. Bak şeyle kireçlenmeyle karıştırdım, yeri anladım. Hepsini tek yaşlık tek. Hastalığı olmadığını evet. Anladım. Sürekli dikkat etmek gerekiyor. Çok ay, önemli bir ilgilen. Romatizmaları sen var. Yaşlısın, ayrı bir konu o yani. Efendim sen de Aykut'a çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Edelim mi canım? Ediyoruz. Edelim, ediyormuşuz. Öyle dedi ihtiyar.